Aren TV'den hepinize merhabalar. Diyarbakır'ın orta yerinde HDP milletvekiline silah gösterildi. Evet, yanlış duymadınız. Durumu HDP Van milletvekili Sinan Çiftyürek açıkladı. Sinan Çiftyürek bugün yaptığı basın toplantısında Diyarbakır'da parti binasında çıktığı esnada bir kişi tarafından silahla tehdit edildiğini söyledi. Hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne hem de Meclis Başkanlığı'na çağrıda bulundu ve bu duruma tepki gösterdi. Yaşananları detaylarıyla beraber anlattı HDP Van Milletvekili Sinan Çiftyürek. Şimdi Sinan Çiftyürek'in açıklamasını hep beraber izlemeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi HDP Van Milletvekili Diyarbakır'da yaşananları ve kendisini tehdit eden kişiyle ilgili yaptığı detaylı açıklamayı beraber izleyelim. Değerli halkımız, halklarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu milletvekilliği sürecinde ilk 6 ayında bu kürsüyü birkaç kez kullandık. Halkımızın, haklarımızın ulusal özgürlük, demokrasi, ekonomik, sosyal sorunlarını burada dile getirdik. Bu kez maalesef şahsımla ilgili yüzleştiğim bir silahlı tehdit nedeniyle buradayım. Onu sizinle paylaşacağım kamuyla, sizin aracınızla, kamuyla, halkımızla, haklarımızla paylaşacağım. Aslında benim 17 Ekim, ki birazdan açıklayacağım bunu, 17 Kasım Cuma günü yüzleştiğim tehdit sadece benim yüzleştiğim değil. 100 yıldan bu yana halkımızın, aydınlarımızın, siyaset kadromuzun yüzleştiği onlarca katliam, soykırım, suikastın deveden kulak olan bir parçasıdır. Ama onun bir parçasıdır. O nedenle yani bu ilk değil, Kürt meselesi, Kürdistan meselesi çözümlenmediği müddetçe de devlet Kürt meselesi, Kürdistan meselesi üzerinden içten ve dışarıdan algıladığı tehdidi aşmadığı müddetçe de maalesef bunlar devam edeceği gözüküyor. Yüzleştiğim tehdidin esası şudur. Ben ve bir yoldaşım, biz parti binamızı KEKEP'ten çıkarken saat 4.30-5'e çeyrek kala Gevran Caddesi'nde ilerlerken Gevran Caddesi'nin sonuna doğru sola evrilir. Ofis marketin bulunduğu cadde Gevran Caddesi'nin bir devamıdır. O caddenin birinci sokağı değil, ikinci sokağı Akkuyunlu 3 adıyla anılan sokağın başına geldiğimizde benimle önümdeki yoldaşın arasında 1 ya da 2 metre gibi bir mesafe vardı. O arada sokağın başında aniden bir şahıs önüme fırladı. Yeleği açtı zaten, yeleğini açtı. Silah yanda da değil, önünde duruyor. Silahını gösterdi bana. Yüz yüze geldik. Ben önümdeki yoldaşa seslendim. Ya dedim ki bu şahıs bana silah gösteriyor. Tabii bütün bunlar birkaç saniyelik içinde oldu. O yeleğini açıp silahını gösterip yoluna devam etti. Doğal olarak ben de önümdeki yoldaşla konuştum ve döndük baktık uzaklaşıp zaten. Şimdi açıktır ki bu bir ön takibi içeren bir planlamayı içeriyor. Yoksa benim ve söz konusu yoldaşın o güzergahı takip edeceğimizi eğer önceden takip etmemiş olsalardı bilmezlerdi. Çünkü biz son 5-6 aydan bu yana söz konusu yoldaş gelirken arabayı ileride bir boşluk alan var orayı park eder. Biz çıktığımızda oraya doğru ilerleriz, orada arabaya biner gideriz. Yani demek ki en azından birkaç kez takip etmişler ki çıktığımızda o gözergeyi takip edeceğimizi biliyorlar. Dolayısıyla söz konusu sokağın başında sözünü ettiğim şahıs önümüze çıktı, silahını gösterip yoluna devam etti. Cumhuriyet rejimi ve paramiliter güçleri 100 yıldan bu yana 1921 Koşkiri'den Dersim'e, Digora ve Faik Bucak'tan Vedat Aydın'a, Mehmet Sincar'a, Afe Musa'ya, Uğur Muncu, Hırat Dink'e
Mehmet, Medet Serhat ve nihayet Tahir Elçi'ye varana kadar sayısız katliam, baskı, suikast yapıldı. Neyi çözdüler? Ne çözüldü? Kürt meselesi, Kürdistan meselesi adına. Hepsi bu nedenle yapıldı. Benim yüzleştiğim tehdit de bu nedenledir. Başka bir neden yok bunun. Bizim çağrımız şudur. Bize silah göstermeyin. Bu çözüm değil. Biz 100 yıldır bununla yüzleştik zaten ya. Çözüm adresi gösterin. Çözüm yolunu gösterin. Mekanını gösterin. Eğer çözüm merkezi, mekanı meclis değilse neresidir? Bu sorunu bizim gruptaki arkadaşlarımız, yoldaşlarımız ve ben meclise Kürt meselesini, Kürdistan meselesini gündeme getirdiğimiz için biz bununla yüzleştik. Bazı tırnak içinde duyarlı odaklar rahatsız oldular. Ne söyledik? Dedik ki bu meselenin yapısal temel bir sorunudur. Siz Kürt meselesi nedeniyle Kürt halkını nefessiz bırakırken Türk halkını da nefessiz bırakıyorsunuz. Kendi ayaklarınızı da ne yapıyorsunuz? Bağlıyorsunuz. Bu meseleyi çözün dedik. Uygur meselesi üzerine ne dedik? Ya siz Çin'in gözündeki çöpü görüyorsunuz da kendi gözünüzdeki merteği neden görmüyorsunuz dedik. Daima çözüm odaklı konuştuk. Ne dedik? Öcalan üzerindeki tercihi kaldırın dedik. Barış savaş tekleminde barış lehine tutum alacak olan Öcalan'dır. Bunun önünü açacak olan o ve tabii ki siyaset dinamiğidir. Çağrıda bulunduk çözüm yönünde olarak, barış amaçlı olarak. Dolayısıyla diyoruz ki sayın iktidar ve muhalefet liderleri, dün denildi ki Kürt siyasetine dağda silahla gezeceğinize Düzova'da siyaset yapın. E tamam, meclis Düzova'daki siyasetin en üst kurumudur. Bu meseleyi meclise gündeme getiriyoruz. İktidar ya da muhalefet herhangi bir meseleyi, yani yasallaşmamış, kanunlaşmamış, yasak olan bir meseleyi gündeme getirip değiştirmek için ne yapıyor? Meclise getiriyor. Meclise tartışılıyor. O mecliste onu kanunlaştırmak istiyor. Yasağı olan kaldırmak istiyor, değiştirmek istiyor. Biz ne yapıyoruz? Bizim grup, hedef grubu ne yapıyor? Aynı şeyi yapıyoruz. Diyoruz ki bu meseleyi meclise biz çözmek istiyoruz. Barışçıl, demokratik zeminde çözmek istiyoruz. O nedenle gündeme getiriyoruz. Dolayısıyla her şeyin değişmesinin adresi, eğer yasallaşmasının adresi meclisse biz de bu meseleyi meclise gündeme getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz. Başka adres yok bizim önümüzde. Biz mecliste gündeme getireceğiz. Sokakta demokratik tepkimizi gündeme getireceğiz. Eğer meclis kürsüsü özgür kürsü ise, değil mi? Eğer dokunmazlığı varsa o zaman bizim yüzleştiğimiz tehdit, muhtemelen devam ederse yüzleşeceğimiz tehdit sadece bizim sorunumuz değil. Başta çağrıda bulunuyorum. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtuluş'un sorunudur. Numan Kurtuluş, Sayın Kurtuluş, Kurtulmuş, meclisin başkanıdır. Sinan Çiftrek ve gruptaki üyelerimiz meclisin üyeleridirler. Bizim yüzleştiğimiz tehdit başta Sayın Numan Kurtulmuş'un sorunudur. Bu mesele el atması yönünde kendisine çağrıda bulunuyor. İkincisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Diyarbakır'ın emniyetine burada çağrıda bulunuyor. Diyarbakır'ın en kör noktası bile, bilen bilir, elektronik gözetleyicilerle donanmıştır. Benim 17 Kasım Cuma günü saat 5 civarında, 10 geçe ya da 10 kala, Akyönü üst sokakta yüzleştiğim silahlı tehdidi görüntüleyebilirler kesinlikle. Ve söz konusu olan şahsı yüzleştiğim zaman ona ana hatlarıyla tarif edebilirim. O nedenle emniyet, Diyarbakır Emniyetine, istihbarata çağrıda bulunuyorum. Bulabilirsiniz.
bunun söz konusu olan bir seçilmiş iradenin yüzleştiği tehdittir. Kaldı ki mesele sadece bir milletvekilinin meselesi değil. Herhangi bir vatandaşımız da benzer bir tehditle yüzleşebilir. Diyarbakır Emniyeti'nin istihbaratının yapması gereken şey bunu bir an evvel tespit edip aşağı çıkarmak. Üçüncüsü, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunuyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. Doğrudan da suç duyurusunda bulunacağız zaten. Bu mesele el atmalıdırlar. Bunun üzerine gitmelidirler. Bu meseleyi aydınlatmalıdırlar. Kim yaptı bunu? Hangi karanlık odak yaptı ya? Hangi açık odak yaptı? Evet değerli dostlar, tarihte buna benzer ve ölümle sonuçlanan yüzlerce vaka ve olay var. Kürt siyasetçileri, Kürt gazetecileri uğradıkları silahlı saldırılarda hayatlarını kaybettiler. Sinan Çiftyüreğin de saydığı birkaç isim kamuoyunun özellikle tanıdığı Mehmet Sincar, eski HEP milletvekili Vedat Aydın, AP Musa gibi birçok Kürt siyasetiyle uğraşan isme silahlı saldırılar oldu ve yaşamlarını yitirdiler. Birçok kişi de akıbeti, cenazeleri dahi bulunamadı. Bununla beraber HEDEP Van Milletvekili Sinan Çiftyüreğe bu girişimle ilgili başta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olmak üzere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olmak üzere acilen bu duruma el atılmalı ve bu girişim açığa çıkarılmalı. Yoksa daha kötü sonuçları olacak olaylar da işareti gibi duruyor değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna, bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.